Değerli 1 Kasım, 2 Kasım, 1 Kasım, 7 Kasım değerli ikizler burcu nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz bu ara. En çok iletişimde hatalar yapacağınız ve kendinizi yoracağınız insanlarla gereksiz tartışmalara yapıp iş hayatınızda kötü örnek olacağınız bir haftayı yaşayacaksınız. O yüzden iş çevrenizde konuşma ve çevrenizdeki insanların gazına gelip kendi üst evrenizi aşağı çekmenizi istemiyorum. Bu hafta söz konuşmalarınız, iletişim ve anlatım şeklinizdeki ses tonunuza dikkat ederseniz sevinirim. Etrafta bu konular çok fazla sizi yıpratacak diyorum. İşinizle ilgili hayal ettiğiniz ve yapmak istediğiniz bazı projelerinizle ilgili aksilikler söz konusu olacak. Biraz dikkatinizi verdiğiniz takdirde bu aksilikler Cuma ya da Perşembe günü aydınlık noktaya ilerlese de sizin kafanız farklı alemlerde olacağı için sanki bu dönem en çok böyle sakin bir ortamda enerjisi çok yüksek insanlarla ve keyif alacağınız bir enerjiye girmek istiyorsunuz ama bence işinizle ilgili daha büyük problemler var. Bunları çözmeniz sizin için daha sağlıklı. Yönetim değişikliği ya da sistemin değişikliği ile ilgili bazı pürüzler sizi zorlasa da sonu sizin için hayırlı olacak. Ya yönetim, ya iş değişimi, ya mekan değişimi, büyük bir evrak, büyük bir tempo ya da ne bileyim insan kaynaklarında çalışıyorsanız buradaki evrakların teslim olması lazım. Bankada çalışıyorsanız çok yoğun bir döngünün başlangıcı olacak. Hani yemek yemeye bile vakit bulamayacağınız bir dönem olacak. O yüzden bol uyku, erken uyku ve enerjiniz lütfen bu konuda daha dingin sağlamanız lazım. Kendi işini yapan ve para anlamında bazı zorluk yaşayan esnaf ikizlere sesleniyorum. Kredi çekmek ya da bu tarz düşünceleriniz, borç almak istiyorsanız bunlar çok rahat bir şekilde açılacak. Bu kredi ya da borç kapınız ferah ve aydınlığa kavuşacak. Ödemediğiniz, uzun süredir unuttuğunuz bir borcunuz, eve haciz, evrak uyarısı söz konusu olabilir. Bu biraz can sıkıcı olabilir. Eşiniz ya da aileniz bu konuda tartışma yaratabilir. Biraz bu konuda sorumsuzluklarınız var, ertelediğiniz ödemeleriniz var. Lütfen bunları planlı şekilde hayatınıza geçirin. İleride çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz diyorum. Büyük bir kurumsal ya da reklam alanında ya da emlak sektöründe ya da farklı alanlarda üst düzey bir konumdaysanız şirketinizin size sunacağı farklı bir alternatif bir nokta olacak. Bu da size daha rütbenizi, daha başarınızı aydınlığa kılacağını uyarıyorum. Özellikle çarşamba günü büyük toplantılar, büyük oluşumlar var. Bu toplantılarda kendinizi ispatladığınız takdirde hem maaşınız hem de yeriniz daha sağlamlaşacak. Sağlamlaşma söz konusu olacak. Yalnız farklı bir şehre ya da ailenizle farklı bir memlekete gitmek istiyorsanız bununla ilgili iş beklentisi olan değerli ikizler burcu için evet gerçekten böyle alternatif noktalarınız var. Şimdiden araştırın. Şimdiden gideceğiniz yolculuk, gideceğiniz planladığınız noktalar hayırlı olacak diyorum. Özellikle de elektronik eşyalarınız değil de evde koltuk, masa, sehpa ya da kapılarla alakalı yenilenmesi gereken konuların bir tadilat evresi var. Bu ara paranız yokken bile bu tadilatı yapmak zorundasınız. Evde bu konuda huzursuzluklar var. Şimdiden tadilat haftanız hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak orta kulak ve kristallerle alakalı, duymayla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Kulak mantarı, kulak egzamanız daha ön planda. Lütfen bu dönem bunları ihmal etmeyin. Sevgilinizle gereksiz tartışıp kavga edeceksiniz. En ufacık şeyi büyüteceksiniz. Ufak tefek ayrılıklar biraz sizin ilişkiye karşı hani ben adı yok ne olur derken bu ilişkideki ayrılık ilişkinizin adını koymasına sebep olacak. Sakın üzülmeyin. Karşımızdaki kişi size doğru adımla gelecek diyorum. Sevgilinizin geri gelmesini istiyorsanız ve uzun süredir bununla ilgili planlarınız varsa evet geri gelir, 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 gelir ama sadece gelir. Siz kendinize yeni bir aşk, yeni bir şifalanmaya ihtiyacınız var. Bu ilişki sizi artık yıprattı ve depresyona soktu. Yeni gelecek insanla şifa bulun, geçmiş sayfanızı kapatın istiyorum. Bu sizin için daha doğru. Lakin değerli ikizler burcu, evli olanlarda özellikle eşinizin yani kocanızın ailesinden kaynaklı laflar, sözler ve incitici tavırlar sizi çok fazla yıpratmış. Ve artık eşinizin ailesinin size saygı duymasını istiyorsunuz. Ama maşallah siz de hiç çenenizi kapatıp da o insanlara bir nezaketen iyilik de yapmıyorsunuz. Her iki tarafın birbirine doğru adım atması için sizin bir adım atmanız bu aile problemini çözeceğini uyarıyor. Bir de ailemizde özellikle kardeşinizin
sizin bir duygusal sevgilisiyle alakalı anne ya da babanız bu ilişkiye karşı çıkacak ve evde gereksiz kırgınlıklar söz konusu olacak. Aslında evliliği düşündüğü kişi doğru bir insan. Sadece kültürel bir farklılık olabilir. O yüzden aileniz istemiyor olabilir. Bence bu ilişkiye doğru bir şans vermeniz lazım. Üniversite hayatında kariyerinizle ilgili bölüm değiştirmek ya da üniversiteye ilgili değişiklik düşüncesi olan gençlerime sesleniyorum. Evet, burada değişimler gerçekleşecek ve istediğiniz bölüme geçiş sağlayacaksınız. Yalnız Fransızca, İspanyolca ve Rusça öğrenmek isteyen ikizlere hadi dil eğitiminizi alın. Çünkü kendinizin eksik noktası olarak gözüküyor. Ailenizde de özellikle kardeşiniz ya da erkek kardeşiniz ya da erkek çocuğunuz mühendislik alanında eğitim düşüncesi varsa bununla ilgili altyapısını oturtup bu zaferi başaracak. Yurt dışına gitme planınız, iş gereği yolculuklarınız söz konusu olsa da bir sağlık probleminden dolayı yurt dışı ile ilgili gideceğiniz yolculuklar ya da sizin şehir dışı gideceğiniz yolculuklarda aksilikler söz konusu olsa da ilerlemiş tarihte bu yolculuklara gidip zaferinizi alacaksınız. Evde altınız, evde mücevheriniz, evde takınız, evde herhangi bir değerli eşyanız çalınacak. Lütfen ihmal etmeyin ve yakın bir kan bağınız çalacak. Çalma ihtimali, evde hırsızlık enerjiniz var evin haritanızın içerisinde. Lütfen ev misafirlerinizi gözden geçirmenizi öneriyorum. Bu ara ev satmak isteyen ikizlere sesleniyorum. Yeriniz değerli. Özellikle 4. kat, 4 numara 14. katla ilgili bir eviniz varsa satmayın. Kredi çekin, farklı bir noktadan ev alın. Orayı kiraya verin. Yeni noktanıza geçmeniz hayırlı. Bir de uzun süredir ailenizin köy ya da toprak işiyle alakalı çözülmesi gereken miras konularınızla ilgili de mahkemeler uzayabilir. Endişe etmeyin, sonu sizin için hayırlı olacak. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.